Mücadele sürecinin aslında başladığı günün yıl dönümü bugün. Dediğimiz gibi tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Elazığ'a uzanacağız bu kez de. Muhabir arkadaşım Fırat Öztürk o noktada bizi bekliyor. Orada da bir tören gerçekleşiyor. Hemen sözü Fırat sana bırakacağım. Teşekkürler Cansın. Bu arada sizin de 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramınızı da kutlayarak başlayalım. Şu an törenler Elazığ'da yeni valilik binası önündeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Şu anda Ahmet Yıldırım, kameraman arkadaşım ekranlarınıza taşıyor. İstiklal Marşımız okunuyor ve burada bulunan gençler de Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramını sosyal mesafe kurallarına uyarak kutluyorlar. Bakın her birinin sağ göğsünün üzerinde Türk bayrakları var. Bu armalara gönül vermiş gençler. Çünkü bu bayramda gençlerin bayramı Atatürk. Çünkü 102 yıl önce bu gençlere bu bayramı hediye etmişti. İşte görüyorsunuz şu anda Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı az önce. Yine Atatürk ve şehit düşen silah arkadaşları için de bir dakikalık saygı duruşunda yapıldı. 19 Mayıs özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın, kuvvetin günüdür. İşte bu gençlerle bizler her zaman her daim yürüyeceğiz. Emin adımlarla yürüyeceğiz. İşte gençlik gönüllüleri de burada gördüğünüz gibi. Toparlamak gerekirse Elazığ'da sosyal mesafe kurallarına uyularak Atatürk ve Gençlik Bayramı'nı kutluyorlar diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. Cansın. Fırat teşekkür ediyorum. Senin de bayramını kutluyorum. Şimdi bir yandan bir görüntü daha taşıyalım ekrana. Türk Hava Yolları...